Aşure günü, bugün Muharrem ayının 10. günü Aşure günü olarak dinimiz gereği de bir ritüel gereği de kutlanır. Aşureler yapılır. Bu birlik beraberliğinde bir semboldür. Aslında baktığınız zaman Aşure dediğiniz zaman Muharrem ayının 10. günü birçok dini mucizeler de vardır. Örneğin Hazreti Adem'in tövbesinin kabul edildiği gün olarak kabul edilir. Hazreti Nuh'un Nuh tufanından kurtulduğu gün olarak kabul edilir. Hazreti Davut'un kurtulduğu gündür. Hazreti işte efendim Eyüp'ün hastalıktan kurtulduğu gündür. Hazreti İbrahim'in ateşten kurtulduğu gündür. Hazreti Yusuf'un zindandan kurtulduğu gündür. Hazreti Peygamber Efendimiz'in torununun maalesef katledildiği bir gündür ve bütün Müslümanlar bunu acı günü olarak kabul ederler. Bu nedenle Aşure gününü, Muharrem ayının 10. gününü tüm İslam alemine, Türk milletine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum Allah'tan. Birliğimiz, beraberliğimiz her zaman daim olsun istiyorum. En güzel geleneklerimizden birinin de sürekli olarak devam etmesini istiyorum. Allah kabul etsin diyorum. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Eline sağlık başkanım. Değerli arkadaşlar, başkanımızın söylediği gibi bugün Aşure günü. Hem aşuremizi Kayseri Meydan'da dağıtalım, hem halkımızla, milletimizle buluşalım, bir arada olalım diye bugün böyle bir partimiz tarafından etkinlik yapıldı. Bizler de bu vesileyle burada olduk ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Burada ilçe başkanlarımız, il başkanımız, il yöneticilerimiz, ilçe yöneticilerimiz, grup başkan vekilimiz, meclis üyelerimiz birlikte milletimize, Kayseri'ye birlik beraberlik mesajı vermeye çalışıyoruz ve bu vesileyle buradayız. Buradan sonra da tabii ki esnafımızı, vatandaşlarımızı bir bir dolaşacağız ve onların da halini hatırını sormaya çalışacağız. Öncelikle bugünün kutlu olmasını, birlik beraberliğimize bir faydası olmasını dileyerek başlıyorum. Biz zaten halkın arasındayız, takip ediyorsunuz. İyi Parti olarak genel başkanımızdan başlayarak bütün teşkilatlarımızla, bütün organlarımızla milletin arasındayız. Bu sadece Kayseri'de değil, Türkiye'nin her yerinde karış karış milletimizin derdini dinleyerek, milletimizin sorunlarına çözüm önerileri sunarak ve iktidarın dikkatini çekerek geçirmeye çalışıyoruz. Yıllardır unutulan bir şeyi yeni baştan inşa etmeye çalışıyoruz. Bölünmüş olan, parçalanmış olan, çeşitli gruplara ayrılmaya çalışan milletimizi bir arada tutmaya çalışıyoruz ve milletimizin gerçek sorunlarını, ekonomik sorunlarını, diğer sorunlarını mümkün olduğu kadar dinleyip, tabii ki biz muhalefetteyiz, bunlara çözüm üretecek noktada değiliz, en azından iktidarın dikkatini çekelim, onlar buna yönelsin gayreti içerisindeyiz. Kayseri'de de bir ayı geçkindir tamamen bu biraz önce saydığım teşkilatlarımızla birlikte halkın arasındayız. İl il, ilçe ilçe geziyoruz. Burada da çok enteresan şeyler görüyoruz. Hem yerel yönetimlerden, hem merkezi hükümetten halkın haklı talepleri var. Haklı taleplerinin arkasında oluyoruz. Haksız olan taleplerini de kendilerine zaten bildiriyoruz. Ve öncelikle kendilerine paylaştıktan sonra eğer bunlara çözüm sunulmazsa, üretilmezse de bunun takipçisi olmaya gayret ediyoruz. Ve şimdi biraz sonra da Kayseri merkezde, kale arkasında çeşitli esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir bir görüşeceğiz. Bunları yaparken ülkede biraz önce de ifade ettiğim şuna dikkat çekmeye çalışıyoruz. Sen şucusun, sen bucusun, sen şurasın, sen burasın, ne bileyim, insanlara ayırmak yerine insanların gerçek sorunları neymiş bunu ortaya koymaya çalışıyoruz. Bu manada da gezilerimize devam edeceğiz. İnşallah Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmadan huzur içerisinde bir yıl geçirir. Son zamanlarda tabii ki birçok felaket yaşadı ülkemiz. Doğal felaketler bunlar. Allah'tan geliyor. Öyle diyoruz ama baktığımızda her birinin altında da insan eliyle yapılmış birçok hataların, suistimallerin olduğunu görüyoruz ve bu süreçte de bunlara müdahale konusunda da devletin ne kadar aciz kaldığını, kurumlar arasında ne kadar iletişim bozukluğu olduğunu, ortada devleti devlet yapan kurumlar kalmadığını ve bu sistem içerisinde daha da kötüye gittiğimizi hep birlikte gördük. Biz başında da söylediğimiz gibi bu hükümet sistemiyle Türkiye daha fazla yol alamaz, daha da kötü günler geçirebilir. Buna da milletimizin dikkatini çekmeye çalışıyoruz ve inşallah önümüzdeki seçimlerden sonra da Genel Başkanımız Meral Akşener'in ortaya koyduğu ve üzerinde
çok uzun süre bir çalışma yapılıp halka ve bütün paydaşlarına sunulduğu iyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistemle yeniden bir seçime gidip Türkiye'yi fabrika ayarlarına döndürüp kurumları tekrar kurum yapıp kanunu anayasaya uyum içerisinde kanun ve anayasa çerçevesinde çalışmasını sağlayacak bir kişinin iki dudağı arasında sıkışmış sistemden de kurtarmak için çaba sarf ediyoruz. Bunu da buradan tekrar ifade etmek istiyorum. Aşure günü vesilesiyle bugün il başkanımız, milletvekilimiz, belediye meclisimiz, teşkilatlarımızla birlikte şehir meydanlarını gezdiğimiz ortamlarda, mahallelerimizin sorunlarını dinlediğimiz bir ortamda şunu gördük. Kayseri halkının kaynaştırılması gerekli. Kayseri halkı bu tür günler adına bereketin olduğu, paylaşımın olduğu ortamlarda vatandaşlarla siyaseti bir kenara bırakıp bir araya gelmeli. Ben Sayın Milletvekilimin sadece milletvekilliği değil bir de genel idare kurulu üyesi olması hasabıyla Kayseri'mizdeki sorunları genel merkez adına dinleyip bunları en azından genel merkezimize taşıyacak olması adına umutluyum. Çünkü Kayseri Türkiye'nin ortasında tam göbeğinde iktidarı belirleyen diye bilinen bir şehirde yaşıyoruz. Buradaki sorunları Sayın Vekilim yaşadığı ortamda, seçildiği bölgede bilmekle birlikte son bir haftadır gördükleriyle zannediyorum bir dosya halinde hazırlıyor. Bunun belediye tarafında olacakları bizlere, il teşkilatını ilgilendirenlere, il teşkilatımızla, yönetimiyle paylaşıyor. Ama bir de bu Kayseri sorunlarını genel merkeze taşıyacağı boyutlarını ben gördüm. Kayseri'de iyi ki İyi Parti var, iyi ki bir muhalefet var. Yoksa Kayseri halkı çok sıkıştırılmış bir iktidar baskısı altında yaşayan bir şehir olmakla birlikte vatandaşlar seçime kadar sesini çıkartmıyor ama ben buradan hem genel başkanımıza, il başkanımıza, milletvekilimize teşekkür ediyorum. Siyaseti seçildiğimiz günün ertesi günü başlattılar. Madem kamuoyu bize muhalefet görevi verdi, biz halkın sesi olacağız. İktidarın yaptıklarına saygı göstereceğiz, doğrularına evet diyeceğiz ama yapmadıklarını sizler belediye meclisinde, il başkanlığımız kamuoyunda, biz de genel merkezde Türkiye'ye duyuracağız dedi. Bunun da bugün biz karşılıklarını görüyoruz. İlk günlerde seçimlere çıktığımızda insanlar İyi Parti'nin baraj altı kalacağını düşünürken bugün artık çok net bir şekilde iktidarda sandığı patlatan bir parti olacağı imajını da Sayın Vekilime aktarıyorlar. Bu vesileyle Aşure gününü tüm Kayseri halkımızın, tüm Müslüman alemini tebrik ediyorum. Sizlere de geldiğiniz için teşekkür ediyorum.